Pelikan grubu Erdoğan'a karşı harekete geçti. Düğmeye bastılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması öncesinde Pelikan grubunun harekete geçtiği ortaya çıktı. Pelikancıların Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetiminin başına geçmesine tepki gösterdiği görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Erdoğan'ın açıklamalarından önce kulisler hareketlendi, ekonomi başta olmak üzere bakanlıklara hangi isimlerin geleceğine dair birçok iddia atıldı. Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimine geleceği ihtimali kuvvetlenirken yeni kabinede adı geçenlerden birisi de eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Ne kadar abartıldı, ne kadar parlatıldı. Albayrak ekibinin oluşturduğu bilinen Pelikan yapılanması da Mehmet Şimşek'e karşı harekete geçti. Albayrak'a yakın medya kuruluşları bakanlık dönemlerindeki başarılarını hatırlatan haberlere sıklıkla yer verirken Erem Şentürk, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun yazısında Mehmet Şimşek'in abartıldığını ileri sürdü. Erdoğan'ın olduğu yerde herkes gaza basabilir, abartmamak lazım. Nedir yani? Ne kadar abartıldı, diyerek Mehmet Şimşek'i hedef alan Şentürk, Türkiye'nin mevcut politikalarına devam etmesi gerektiğini belirtti. Gök gürültüleri, şimşekler. Erdoğan'ın varlığına vurgu yapan Erem Şentürk, şunları kaydetti. Ne kadar abartıldı, ne kadar parlatıldı. Ne oluyor? Tam yetki, özel yetkiler, büyük kurtarıcı, zembil gelen dahi, ortodoks ekonominin son rahibi. Gök gürültüleri, şimşekler. Ne oluyor? Erdoğan var, ister Mehmet Şimşek isterse Mahmut Yıldırım gelsin, kim nereye geliyorsa gelsin. Erdoğan var. En son büyük ekonomi bükücü olarak Kemal Derviş geldiğinde böyle hava esiyordu. Türkiye kurtarılması gereken bir noktada değil. Kimin kurtarıcıya ihtiyacı varmış? Temel ekonomi göstergelerinin hiçbirinde sıkıntı yok. Türkiye'nin döviz kuru ve enflasyon dışında başka hiçbir sorunu yoktur. Diğer yandan Remzi Özdemir'den dikkat çeken yazı. Türkiye'yi Mehmet Şimşek mi kurtaracak? Birkaç gündür sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek ile ilgili sözleri dolaşıyor. Mehmet Şimşek'e yönelik suçlamaları. Şimdi ise o Mehmet Şimşek Türkiye'nin gündem konusu. Adeta bir kurtarıcı olarak görülüyor. Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez borsa yükselecek, her şey eskiye dönecek. Türkiye'ye bütün dünyadan fon ve sermaye akışı olacak. Merkez Bankası'na döviz yağacak ve kasadaki 76 milyar dolar eksi kapanacak. Gerçekten öyle mi olacak? Son 5 yıldır uygulanan politikalarla büyük çöküş yaşayan bu ülkenin ekonomisini bir kişi mi kurtaracak? Ya da Mehmet Şimşek'in elindeki o sihirli formül mü? Borsa bile Mehmet Şimşek gelecek diye yükseliyor. Öncelikle şunu söylemek lazım, Türkiye'nin sorunu bir kişi tarafından çözülemeyecek kadar büyük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı ekonomi politikaları ortada. Erdoğan'ın istediği bir düşük faiz politikası var, nitekim seçimden 2 gün önce yabancı bir kuruluşa verdiği demeçte faizleri daha da düşüreceğini söyledi. Yani aynı politika devam edecek. O halde Mehmet Şimşek neyi değiştirecek? Erdoğan'ı mı değiştirecek? İnandığı bir ekonomi tezi ile Türkiye'de %70 enflasyon yaratan, Merkez Bankası rezervlerinin tükenmesine neden olan Erdoğan'ı mı değiştirecek? Mehmet Şimşek'in faizleri %25'e yükselteceği konuşuluyor. O halde biz neden o kadar sıkıntı çektik? Kaybolan 4 yılımızı kim geri verecek? Madem Mehmet Şimşek'in elinde böyle bir formül vardı, neden şimdiye kadar uygulanmadı? Sorular sorular. Sonuç olarak şunu gördük ve anladık, burası Türkiye. Birkaç yıl önce kovulduğunuz göreve kurtarıcı kahraman olarak geri dönmeniz mümkün. Mehmet Şimşek'in çalışmak istemediği o isim gidecek. Yerine 3 kişi aday. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü kabineyi açıklayacak. Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediği öne sürüldü. Erdoğan'ın ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediği ve yerine düşünülen 3 ismin olduğu öne sürüldü. Erdoğan'ın 28 Mayıs Pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinde yeniden seçilmesinin ardından gözler kabineye çevrildi. Erdoğan'ın bugün açıklayacağı listede ekonomi yönetimine ilişkin sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor. Haberler.com'un haberine göre, Mehmet Şimşek'in kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacağı ifade ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise ikiye ayrılması beklentisi güçlenirken, bu bakanlıklardan birisinin başına ise gelebilecek isim olarak Cevdet Yılmaz'ın adının geçtiği öğrenildi. Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor.
Öte yandan Şimşek'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediğini öne süren gazeteci İsmail Saymaz, yerine düşünülen isimlerin de Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar olduğunu aktardı. Sosyal medya ise Erdoğan'ın geçmişte Mehmet Şimşek hakkında sarf ettiği arşivden çıkarılan sözler konuşuluyor. 7 Aralık 2019 tarihli bir konuşmasında Erdoğan, Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i hedef alarak, öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, özelleştirme yüksek kurulunun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka isim, o da Sayın Babacan var, onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var, ifadelerini kullandı. Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar. Devamında ise Şimşek'in de içerisinde olduğu isimleri dolandırıcılıkla suçlayarak, bitmedi ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası'ndan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankası'na ödemelerini yapmıyorlar. Tabii Halk Bankası'na ödemelerini yapmayınca, banka da bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankası'na olan borçları aklımda kaldığı kadarıyla 417 milyon noktasında, dedi. İşte o sözler. 2021 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, klasik ortodoks politikaları benimseyerek enflasyonu kontrol altında tutmak için hızlı faiz artışları yapmış, daha sonrasında gece yarısı kararnamesiyle görevden alınarak yerine mevcut Bakan Nureddin Nebati getirilmişti. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dolandırıcılıkla, suçladığı Mehmet Şimşek'i, başbakanlık yaptığı dönemde Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği anlaşıldı. Bir mitinginde bu konuyu açıklayan Erdoğan, Halkbank'ı dolandırdı, dediği Mehmet Şimşek, İ Merkez Bankası Başkanı yapma teklifini ve veto edilmesini anlattı.